Efendim haftalardır konuştuğumuz, merakla beklediğimiz başlık düzenleme. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin ilk kez rakam verdi. Emeklilere %38, memurlara %50 oranında zam öngörüyoruz dedi bakan. Peki bu oranlara göre maaşlar nasıl değişecek, ne kadar olacak? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın haberi geliyor ekrana. Ocak ayı yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özellikle merak ediliyordu memur ve emeklilere yapılacak zam oranları. Işıkhan şöyle bir ifade kullandı. SSK ve Bağkur emeklilerine %38, memurlara %50 oranında bir zam öngörüyoruz dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Bu oranlara göre maaşlar nasıl değişecek? Tüm bunları uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Muhammed Bayram'la beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi gözler tam bu noktaya çevrilmişken ilk kez Bakan Bey oran verdi. Ne demek %38, %50? Bu oranlar aslında enflasyon farkından kaynaklanan oranlar. Biliyorsunuz Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının oranları, enflasyon farkları belli oldu. Ama kümülatif olarak %25,11'lik bir enflasyon farkına tekabül ediyor. Daha 3 aylık Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin enflasyonumuz ortaya çıkmadı. Ama buna rağmen SSK Bağkur emeklisi yasal olarak ne alabilir? %38 alabilir şeklinde bir tahminde bulundu Bakan Bey. Çünkü son 6 ayın enflasyon farkının tahmin olarak %38'ler civarında olacağını söyledi. Peki memurun ve memur emeklisi neden %50'ler civarında olacak? Çünkü orada toplu sözleşmeden kaynaklanan bir fark var. Bu enflasyon farkına öncelikle Haziran ayında verilen %6'lık toplu sözleşme zammın farkı çıkartılacak. Daha sonra %15 eklenecek. Ondan dolayı %15 ile %6 arasındaki fark %9'luk bir refah payı aslında memurlara. O yüzden yaklaşık %50'lik bir sene başı itibariyle enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammından kaynaklı bir zam olacak. Ama bundan önceki uygulamalarda hem SSK Bağkur emeklerine hem memur emeklerine aynı oranlara zam yapıldı. O yüzden refah payı eklenme suretiyle bütün emeklerimize ciddi bir zam yapılacak 2024 Ocak itibariyle. Peki bu oranları masaya şöyle koyduğumuz zaman acaba maaşlar neydi ve nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor bu oranlarla? Emeklilerimizde bazı sorunlar var. Çünkü kök maaş sorunu burada mevcut. Kök maaşı aşağıda olmasından dolayı devletimiz 7500 liraya artırıyor. Bir önceki dönemde 7500 lira tolere edildi. Ancak oransal bir zam yapıldığında kök maaşlar yine kurtarmıyor emeklimizi. Şöyle açıklayalım. En düşük memur maaş 9876 lira. 7500 lirayı aştığı için aynı maaş alacak. Eğer %40'lık bir artış olursa 13280 lira, %45 olursa 14321 lira, %50 olursa 14800 lira civarında alacak. En düşük burada maaş alan esnaf ve Bağkur esnafın emekli maaşı 6818 lira. Burada düzeltmeyle beraber yani 2023 Temmuz'da düzeltmeyle beraber 7500 lira oluyor. Eğer %40 alırsa 9545 lira. Şimdi biz burada en düşük emekli maaşı şu an 7500 lira ama Ocak itibariyle en az 10.000 ila 12.500 seviyesine çıkmasını planlıyoruz, düşünüyoruz. O yüzden burada 9545 lira buraya tamamlanacak. Hatta ve hatta %50 zam yapılmış olsa dahi en düşük emekli maaşın altında kalacak. O yüzden sene başı itibariyle özellikle ev hanımlarına yönelik de bir çalışma mevcut. Toplu bir şekilde değerlendirilip tüm emeklerimizin en düşük emekli maaşının bir kere kök maaş seviyesine çıkartılması lazım. Yani bir emeklimizin maaşı mesela SSK 2000 sonra 4723 lira kök maaşı. Ama burada sene başı itibariyle en düşük emekli maaşı 10.000'ler seviyesine çıkacak. Bir kere kök maaş buna tamamlanırsa bundan sonra yapılacak oransal zamlar, enflasyon farkları emeklimizin cebine daha sağlam bir şekilde yansıma sağlanabilir. Yoksa devletimiz işte kök maaşı neydi, en düşük emekli maaşı neydi tartışması devam edecek. Yine SSK 2000 öncesi 7616 lirayken %40 olursa 10.600 civarında, %45 olursa 11.000 lira civarında. Tabii en düşük emekli maaşıyla beraber bunlar revize edilecek. Yine son olarak Bağkur kaldı herhalde. Evet, Bağkur tarım var 5420 lira. Bu şu an düzeltmeyle beraber 7500 lira alıyorlar. %40 olursa 7558 lira, %45 olursa 7859 lira, %50 olursa 8130 lira civarında. Şimdi memurların da gözü kulağı artık zam oranlarında. Dilerseniz hızlıca onları da aktaralım. Memurlarda acaba nasıl bir değişiklik olacak? Tabii memur lisans derecesinde olan mezun olan bir memur 9.1. kademesinde 22925 lira alırken %50 artış olursa 34388 lira alıyor ki en düşük emekli maaşı da bu civara yükselecek. Öğretmen 1'in 4'ü 26.630 lira alırken 39.945 40.000 liraya bandına dayanacak. Yine polis memuru 8'in 1'indeyken 29.512 lira alıyor şu anda halihazırda.
44.268 lira civarına çıkacak. Hemşire 5'in biri 26.427 iken 39.640 liraya çıkacak. Teknisyen lise mezunu 11'in 1'in derecesinde 23.525 lira alırken 2024 Ocak'ta 35.000 civarına alacak. Tabii ama burada bu %50'lik zamla yapılırken memurlara, tabii sene başı itibariyle asgari ücretlere yapılacak zam da var. Bunlar bir referans değer olacak. Tüm maaşın artması ve buna ilişkin enflasyonist etkiyi düşünmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur ve emeklilere yönelik %38 ila 50 arasında bir zam öngörüyoruz ifadelerini uzman konuğumuzla mercek altına aldık. Oran oran, rakam rakam bütün bunları değerlendirdik diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.